14-20 Haziran. Nasılsınız Başak burçlarım? Umarım her şey keyif ve güzelliktedir. O sırada da haritanıza şöyle bir göz atıyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Ya eliniz yapışmasın, yorum yapın, şikayet edin, beğenin, beğenmiyorum deyin, uyduruyorsunuz deyin, bir şeyler deyin. Yani benim motivasyonumu daha çok yüceltin. Kötü de deseniz ben dikkat ederim. Çünkü insan yaradan yarattı. Hatasız kul olmaz. Hepimizde bir hata vardır. Lütfen yazın yani. Şikayet ediyorum Emine seni. Güzel yorum yapmıyorsun. Ya çok iyisin de deme beni. Motivasyon hatalarımı da söyleyin. Çünkü hata söylenerek iyileşir. Lütfen dikkat edin ya. En azından hepimiz hata yapabiliriz. Değerli Başak Burçları. Özellikle bu hafta sonu ailenizle gideceğiniz yolculuk. Ve kendi başınızı dinle, yani tek başınıza gideceğiniz, ailenizle gidip kendinizi tek hissetmek istediğiniz bir seyahatiniz var. Bu seyahatte geçmişinizi düşünüp hatalarınızı düşünüp artık bu hataları hayatımın içerisinde yapmak istemiyorum ve artık ben tamamlanmam ve içimdeki kendime ait olan hayatı birebir yaşamak istiyorum. İnsanlara iyilik ettim. Çok yoğun iş enerjime ve hiçbirinden ödül almadım. O yüzden artık kendime barışıp kendimi iyileştireceğim diyorsun. Ya değerli Başak Burçları, evet bunu yapın. Çok uzun süredir bu enerjiye ihtiyacınız var ama siz düzen, kural, disiplin ve iş bağımlısı olan bir insansınız. Sosyal hayatta evet girişimci olmanız ayrı ama kendi içinizde az konuşup bunları doğru noktada yapmak istediğinizin sizin işten ayrılmanızı uygun görmüyorum. Sizin ruhunuz çalışmalı, enerjinizi bu şekilde dağıtmalısınız. Bulunduğunuz özellikle büyük devlet belediyede belki büyük mecliste çalışıyorsanız bile sizin işinizde hayranlık, size hayran olan insanlar var. Lütfen daha sağlam. Sadece enerjinizi toprağa mı atacaksınız, denize mi atacaksınız? Bu mutsuz ruhunuzu iyileştirmeniz lazım. Bu hayatta aslında siz yeni rollere, yeni işlere, bulunduğunuz noktadaki konumlardaki değişimler sizi daha çok yüceltecek. Ama siz belki hani çok yorgun bir hayat, geçmişinizle alakalı yaşadığınız travmalar ve insanlara güvenmediğiniz için hep otokontrollü, hep gizemli, hep sakin kalmak istiyorsunuz. Artık cesaretiniz var. Siz cesaretsiz değilsiniz. Siz insanlara güvenmiyorsunuz. Bence bulunduğunuz üst mertebe ya da devletle alakalı alanlarda çok büyük ve hayal ettiğiniz rütbeniz, hayal edeceği mesela akademisyenseniz istediğiniz okul, doktorsanız istediğiniz şehir ya da meclisin içindeyseniz hak ettiğiniz değerleri alacaksınız. Sizin o dürüst duruşunuz sizi ödüllendirecek. Kurumsal ya da devlet kurumsal alanda değişimler bekleyen bazı Başak burçları için evet bu diyaloglar, bu iletişimler var. Masanız değişecek ama ilk önce bulunduğunuz şirketin bazı karışıklıkları toparlandıktan sonra değişecek. Bir 20 gün sabrederseniz 20 gün sonra hak ettiğiniz koltuk sizin enerjinizde olacak diyorum. Ortaklı işle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ortağınız size haksızlık yaratabilir. Maddi olarak zarara girebilirsiniz. Dikkat diyorum. Yeni iş kurmak isteyen o Başak burçlarına evet güvendiğiniz bir dostunuz var. Bu dostla yapacağınız işin devamı olacak. Gözü kara yap ama para konusunda halledemediğin noktalarım var. O yüzden kredimi çekeyim, birinden borç mu alayım? Kredinizi çekin, gayet rahat bir şekilde halledeceksiniz ve hiçbir sorun olmayacak. Değerli Başak Burçları, evde her şeyi atmak istiyorsunuz. Koltuk, masa, sandalye, yatak, eşya, yepyeni bir ev enerjisi yaratmak istiyorsunuz. Evet, uzun süredir yapmak istiyordun. At her şeyi. Yani bir garibana ver atma yani çöp atma lütfen. Yepyeni, sade çünkü evin kalabalığı da seni yormaya başladı. İyi gelecek ve bu da enerji evine de huzur getirecek. Evli olan değerli Başak Burçları boşanmak konuşmaları var. Ailelerinizi ilişkiye ya da yakın insanları ilişkiye karıştırdığınız için sizin etrafınızda karınız da çok, kocanız da çok. Bence birebir ilişkiyi tekrar bir gözden geçirin. Başkalarının lafıyla hareket etmeyin diyorum.
Boşanma bekleyen ve evra ile ilgili haklarımı alacak mıyım diyen bazı başak burçları haklarınızı, ev hakkınızı, para hakkınızı en iyi şekilde alacaksınız. Bir de geçmişinde uzun süredir hayal ettiğin ve bir kez konuşsaydım hak ve helal konusundaki evreyi halletseydim dediğiniz kişiyle iletişim var ama onun hayatında başka biri var. Umut edip beklemene gerek yok diyorum. Evet, bir de ailenizle alakalı dedenizden, annenizden, anneannenizden kalan bazı miras konularınız var. Bu miras konuları için daha devam edecek haklar var ama mücadele edin, değerli haklar var ve bu haklarınızı alacaksınız. Orta kulak iltihabı, alerjik enfeksiyonlarız. Bir de nodüllerinize baktırırsanız sevinirim. Mutlu, umutlu, hayat dolu kalın.